Evet, bugünkü dersimizde hayvanlar alemine başlayacağız. Omurgasız hayvanlar ilk konumuz. Öncelikle hayvanların genel özelliklerinden bahsettikten sonra omurgasız hayvanlara geçeceğiz tek tek. Hayvanlar aleminin genel özellikleri neler? Bitkilerle zaten bitkileri anlatırken arasındaki farklardan bahsetmiştik. Canlıların ortak özelliklerinde de hayvanlar aleminin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Bir kısmı yani omurgasız ve omurgalı olmak üzere ortak olmak üzere karada yaşamını devam ettiriyor. Bir kısmı suda yaşıyor. Balıklar mesela suda yaşayan canlılar. İşte sürüngenlerden bir kısmı karada yaşayan canlıların içerisinde bu grubun içerisine giriyor. Kimi uçarak, kimi yüzerek, kimi sürerek, kimi de yürüyerek hareket eder. Bazı omurgasız hayvanlar özellikle gözle görülmeyecek kadar küçük, bazıları ise çok büyük. Yani boyut olarak birbirinden farklı olan hayvanlar alemi grupları var. Genel özellikleri bunların ortak özelliklerinden biri ökaryotik canlılar. Yani gelişmiş canlılar. Zarla çevrili çekirdek ve organelleri var. Biz canlılar alemini prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere iki alemde incelemiştik. Prokaryotlar, arke ve bakteriler, protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanların içerisinde olduğu grup ise ökaryotik yani çok hücreli olan canlıların içerisinde, yani ökaryotik canlıların içerisinde adlandırılıyor. Hayvanlar çok hücreli canlılardır. Glikojen dediğimiz besin maddesini depolarlar. Glikojen ne demektir? Hani bitkilerde glikozun fazlası nişasta olarak depo ediliyordu. Hayvanlarda da glikozun fazlası glikojen olarak depo ediliyor. Heterotrof beslenir yani hazırcı beslenirler. Dışarıdan besinleri hazır olarak alırlar. Üretici canlı değillerdir. Kendi besinlerini kendileri üretemezler. Oksijenli solunum yaparlar. Yani oksijensiz solunum değil basit canlılar gibi oksijene ihtiyaç duyarlar yıkım olaylarında da solunum olaylarında da. Eşeğili üreme gözlenebiliyor bunlarda. Genellikle aktif hareket ederler. Yani bitkilerden farklı olarak aktif hareket ederler diğer canlılardan farklı olarak. Bir döneme kadar büyüme gözlenir. Bitkilerdeki gibi bir sınırsız büyüme olayı yok. Genellikle özelleşmiş doku ve organlara sahiplerdir. Çok hücreliler dedik. Ökaryotik canlılar gelişmiş olanları yani bize doğru yaklaştıkça işte balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memeliler diyoruz omurgalılar doku ve organlara gelişmiş sahiplerdir. Hayvanlar aleminde yer alan bir canlı türü ile ilgili hangisi ne sahip değildir diyor. Bakalım. Kendi besini üreterek ototrof beslenme yanlış. Kendi besinlerini kendileri üretemezler. Hayvanlar bir önceki sayfaya dönelim. Bakın ne dedik hayvanlar için? Heterotrof canlılardır. Yani hazırcı canlılardır. Kendi besinlerini kendileri üretemezler. Dolayısıyla ototrof beslenme yanlış olur. Hayvanların gruplandırılmasına bakalım. Omurganın bulunup bulunmamasına göre hayvanlar alemini iki grupta inceliyoruz. Omurganın varlığına göre omurgalılar ya da omurgasızlar olarak adlandırıyoruz. Bizim bu derste göreceğimiz omurgasız hayvanların yani işte dünya üzerinde sayısı çok fazla olan yer kaplayan canlılardan bahsedeceğiz. İlk ortak özellikleriyle başlayalım. En önemli özelliği zaten omurgasız diyoruz. Omurgası bulunmuyor çocuklar. Omurgası bulunmayan canlı olarak adlandırılıyor. Bunların çok fazla türü var içerisinde yaşayan bir sürü sınıfı var. Bazıları suda dolayısıyla bazıları karada yaşayabiliyor. Hayvanlar aleminin dediğim gibi en büyük bölümlerinden birini kaplıyor omurgasız hayvanlar. Çoğu eşeğli ama bazıları işte tomurcuklanma, rejenerasyon gibi deniz yıldızlarında var göreceğiz. Eşeğsiz olarak üreyebilen canlılar var. Omurgasız hayvanlarda bir iç iskelet dediğimiz kıkırdak ve kemikten oluşmuş bir iç iskelet sistemi bulunmuyor. Zaten işte böcek, kelebek tarzı göreceğiz biraz sonra. Bu tarz hayvanlarda böyle gelişmiş sistemler yani iç iskelet dediğimiz yapı yok. Bunların dışında kabuk gibi görev gören yani organları koruyan bir diş iskeletleri bulunuyor. Kılcal damar bulunmuyor. Hani bizim damarlarımızda işte atar damar, toplar damar ve kılcal damarlar vardı. Ortaokuldan hatırlarsınız. Bunlar da bu canlı grubunda kılcal damar bulunmuyor. Dolayısıyla da açık kan dolaşımı dediğimiz bizden farklı olarak kapalı kan değil, bunlar da açık kan dolaşımı dediğimiz bir dolaşım sistemi görülüyor. Omurgasız hayvan gruplarını vermiş. Süngerler, sölenterler, solucan, yumuşakçalar, eklem bacaklı ve derisi dikenliler. Bunların hepsi çocuklar, 6 gruba ayrılmış, omurgasız hayvan grubu olarak adlandırılır. Biz ilk önce süngerlerle başlayacağız. Yani omurgasız hayvanların en ilkel, en basit hali. Bakalım.
geçmeden önce omurgasız bir hayvanda kesinlikle bulunmaz diyor. Çocuklar, omurgasız bir hayvanda bir kere bizim işte dış iskeletimiz var mı? Evet, iç iskelet yok, dış iskelet var. Açık kan dolaşımı, yani kılcal damarın bulunmadığı, evet. Sırtta bunların kemik uzun bir sinir şeridir diyor. Hayır, bunlar da sinir şeridi sırtta bulunmuyor. Burada da söylediği gibi karın bölgesinde bulunan, karın bölgesinde uzanan bir sinir şeridi vardır. Bir sonraki grubumuza geçelim. Yani omurgasız hayvanlardan ilkine bakalım. Süngerler. Süngerler hayvanlar aleminin, tamam mı? Omurgasız ve omurgalı hayvanlar aleminin en basit canlılarından biridir. Tamam mı? En basit canlılardır demiş. Hatta bunlar deniz gibi su zeminlerine tutunurlar. Aktif olarak işte balıklar gibi suda yaşayan diğer canlılar gibi yer değiştirim hareketi gözlenmez. Şekli, rengi, bir sürü çeşidi vardır yine bu süngerlerin. İşte vücut şekilleri birbirinden farklı. Dolayısıyla torbaya, kadehe, vazoya benzeyen şekilleri de var. En basit canlı dedik. Dolayısıyla da gelişmiş bir sistem bunlar da aramayacağız. Eşeğli ve eşeğsiz olarak çoğalabilir. Genellikle difüzyonla beslenirler bu arada. Suyun bu boşluklardan, porlardan geçmesiyle beslenirler. Kendini yenileme yeteneği yüksektir. Zaten basit canlılarda yenileme yeteneği çok yüksek. Basitten gelişmişe doğru geldikçe rejenerasyon, yani yenilenme yeteneği azalıyor. Videomuz var, izleyelim. Burada bir süngeri göstermiş. Süngerler yaşam ortamlarında sert bir zemine tutunarak bulunur. Bu nedenle aktif olarak yer değiştirme hareketi yapamazlar. Süngerler şekil, renk ve yapısal özellik bakımından oldukça fazla çeşitlilik gösterir. Kırmızı, sarı, siyah vesaire birçok farklı renge sahip sünger vardır. Süngerlerin belirli bir şekilleri yoktur. Yani vücutlarının neresi ön, neresi arka ayırt edilemez. Süngerlerin diğer hayvanlar kadar gelişmiş dokuları bulunmaz. Kas ve sinir sistemleri yoktur. Süngerler eşeğli ve eşeğsiz olarak çoğalır. Şimdi de süngerlerdeki por yapılarını test edelim. Bir şırınga ile yeşil bir sıvıyı vücut dışına verdiğimizde bir süre sonra yeşil sıvının geniş açıklıktan hayvanı terk ettiğini görürüz. Bu bize dışarıdan küçük porlar aracılığı ile alınan suyun geniş açıklıktan alındığını gösterir. Peki, dışarıdan verilen şırınga tekrar içeriye o açıklıktan girdi. Difüzyon olayını görmüş olduk. Bakın şekilleri birbirinden farklı. Bir öncekinden çok daha farklı bir sünger mesela bu. Yine aynı şekilde şırıngayla madde girişi yapılıyor. Emer bak tekrar dışarıdan çıkardı. En basit canlılar gelişmiş sistemleri yok dedik. Şekilleri birbirinden farklı dedik. Vücutlarında çok sayıda açıklık, yani por bulunuyor, delik bulunuyor. Buralardan madde girişi yapılır. Biraz önce de söyledik. Hücrenin içerisinde sindirim oluyor. Parçalayarak beslenirler. Demin de söyledim, difüzyonla solunum ve boşaltım olaylarını yaparlar. Süngerler en ilkel canlı grubu. Hayvanlar aleminin en basit canlı grubu. Nerelerde kullanılır? İşte ilaç, temizlik, kozmetik ürünlerinde kullanılır. Bakın bunlar mesela vücut temizliğinde kullanılan sünger örneklerini vermiş. Zemine bağlı olarak yaşayan, gelişmiş sistemleri bulunmayan en basit hayvanın adı nedir? Biraz önce de yaptığımız gibi hangi canlı olacak? Süngerler, hayvanlar aleminin en basit canlı grubu. Bir sonraki gruba geçelim. Sölenterler. Sölenterler nasıl gruplar? Süngerlere göre bir tık daha, bakın gittikçe gelişmişliğe doğru gidiyoruz. Bir tık daha gelişmiş olan canlılar. Burada görüyorsunuz, bakın bir balıkla, palyaço balığıyla bir arada yaşayabilen bir sölenter grubunu görüyoruz. Sölenter türünü görüyoruz. Ne demiş? Bazıları sabit, bazıları serbest yüzücüdür. Doğru. Bunların vücutları yumuşaktır. Yani süngerler gibi yumuşak, kese şeklindedir. Mutualizm, yani birlikte yaşama gözlenebilir bu canlılarda. Mutualizm iki tarafında bu durumdan olumlu olarak faydalandı. İki tarafında birbirinden fayda sağladığı bir yaşam birlikteliği demektir. Mesela burada da gösterdiği gibi bir sölenter olan deniz anemonuyla palyaço balığının birbirinden faydalandığını görüyoruz. Anemon ona hem yer veriyor, palyaço balığı ona işte yemek getiriyor. Böylece iki tarafta birbirinden mutlu mesut, olumlu faydalanıyor. Yani mutualist bir ilişki içerisinde olmuş oluyor. Başka bu bazı türleri çocuklar avcılardan korunmak için ya da işte diğer türlerle ilişki kurmak için renkli ışık yayarlar. Buna
biyoluminans adı veriyoruz. Nasıl besleniyorlar, nasıl solunum ve boşaltım yapıyorlar? Yine vücut yüzeyinden difüzyonla, aynı bir önceki canlı grubumuz süngerler gibi difüzyonla madde alışverişini gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar da biraz öncekinde hiçbir sistem yok dedik. Canlıların en basit grubu dedik. Bunlar da farklı olarak sinir sisteminin ilk görüldüğü canlı grubudur. Hatta bu bir yılın çıkmış sorusudur. Sinir sisteminin ilk görüldüğü canlı grubu sölenterler olarak adlandırılıyor. Neler var bu sölenterlerin içerisinde? Deniz anası, deniz çakayı, hidra gibi, mercan gibi canlılar sölenterler grubunun içerisinde. Sinir sisteminin ilk kez görüldüğü bu grubun içerisinde adlandırılıyor. Hidra böyle tomurcuklanmayla eşeğsiz üremeyi göreceğiz bir dahaki yıl. Herhangi bir vücudundaki çıkıntıdan oluşan parçayla, yani tomurcuklanma dediğimiz üremeyle üreyen türleri var çocuklar. Bazılarında eşeğli ve eşeğsiz birbirini takip edebiliyor bu üreme grubunda. Bu soruya geçmeden önce şu birkaç görselli videoları da bakalım birlikte. Bakın bir deniz anasını göstermiş. Hidraların hareketli, yani medüs formlarıdır. Deniz analarının boyutları çok farklılık gösterir. Bir avuçtan daha küçük olanlardan insan boyundan büyük olanlarına kadar çeşitli büyüklüklerde türleri vardır. En küçük boyundan en büyüğüne kadar bir sürü tenimizde yaralara neden olabiliyor dokunduğu zaman. Çünkü ilk sinir sistemi gelişen canlılardan biri dedik. Bakalım bir sonrakine. Hidra polip formunda yaşayan bir sölenterdir. Hidra yani bir yere bağlı olarak yaşayan bir canlı. Tomurcuklanmayla üreyebilen canlılardan vücudundaki herhangi bir çıkıntıdan yeni bir hidra oluşturabiliyor. İsterse oluşan hidra buraya bağlı yaşar, isterse bunun gibi ondan ayrılabilir. Bir sonrakine bakalım. Şakayıklar da sölenter şubesinde bulunan canlılardan biridir. Bakın burada bir şimdi bir şakayığın yer değiştirmesini aktif izleyelim. Aktif hareketini göreceğiz. Kendini savura savura, bakın suyun içerisinde savurarak gördüğünüz gibi bir aktif olarak yer değiştirebiliyor. Deniz şakayığı da sölenterler grubundaydı. Galiba mercan kaldı son. Görsel olarak şimdi de hidranın dansını izleyelim. Burada mercanı vermemiş, bir hidrayı göstermiş. Hidra, bak, yani hareketin, aktif hareketini gösteren görseller yerleştirmiş açıkçası. Bir sonraki yere geçelim, sonraki sayfaya geçelim. Hangisi sölenterler grubunda yer almaz? Şu ana kadar bir deniz anasını gördük, mercanı gördük değil mi sölenterlerde? Deniz çakayını gördük. Planaryadan hiç bahsettik mi? Hayır. Planarya bizim için bir nedir çocuklar? Yassı solucan.